Maça geçmeden önce bugün kulübümüzün Süper Lig'deki 50. yıl etkinliği ve kutlaması vardı. Ben de belli bir süre içine katıldım. Bildiğim bir tarih ama tekrar bir nostalji oldu, çocukluğumuzun geçtiği bir süreçti. Böyle büyük bir camianın Türkiye'de şampiyonluklar yaşamış, Türk futboluna önemli izler bırakmış böyle büyük bir camianın bir parçası olmak beni son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu tarihin içine yakın zamanda güzel hikayeler yazdık. Umarım bu tarihin içine yakın zamanda yine bir şeyler ilave edersek bu bizi son derece mutlu edecektir. Bunu bir kere daha bir hatırlatayım dedim. Maça gelince ilk maç 2-0 kazandık. Oyun olarak geçen maçla bu maç arasında oyunun özellikle başlangıç noktasında oyunu tamamen domine eden, topa sahip olan, özellikle rakibin merkezi kapalı 5-4-1 bizi karşıladıklarında çözüm noktalarının hem kenarlar hem de rakip arkası olduğunda buraları final paslarına kadar son derece iyi kullandık. Burada devreye şu giriyor. Bugün futbolda artık bir tane koşu yetmiyor, yardımcı koşu. İkinci, üçüncü koşularda, yani açacağı alanlar anlamında söylüyorum bunu. O koşularda eksik, bazen final pasları, bazen doğru kullandık ama sonuçlandıramadık. Sonrasında da rakip hiç devrede yokken, kaptanımız yine 0-0'ken net bir tane pozisyon çıkardı. İkinci yarıya yine dengeli bir oyun, yine oyunun kontrolü bizim elimizde devam eden, zaman zaman arkalara denediğimiz, zaman zaman erken final pasları yaptığımız ama sonucunda doğru zamanda golü bulduğumuz ve maçı, iki maçı gol yemeden kazanmak son derece önemliydi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Geçen senenin son biliyorsun aylarında beraber olamadık. Bugün yeni transferlerle beraber harika bir destek veriyorlar ve transferlerimizi her seferinde çok net hem destek hem alkışlıyorlar. Yeni gelen oyuncuların hepsi doğru mesajlar veriyor, doğru performanslar sergiliyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla beraber daha hızlı, daha agresif, daha topa sahip olup oynayan bir takım olma yolunda bu galibiyetleri ne kadar değerli olduğunu bir sonraki maçlarda daha iyi anlayacağız. Onun için girenlerin, yeni gelenlerin, mevcut takımın ve kulübenin performansı çok, enerjisi yüksekti. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza destekleri, perşembe akşamı bu saatte verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Rakibe bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bu turu geçmek çok önemliydi. Bir sonraki tur için de önümüzdeki hafta perşembe gününe en iyi şekilde hazırlanmak ve oradan da iyi bir sonuçla çıkmak bütün amacımız. Umarım bunu gerçekleştiririz. Teşekkürler. Varsa sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Furkan Çelik, Kuzey Ekspres. Hocam bugün ilk maça oranla Uğurcan aslında çok fazla görev düşmedi ama yine zaman zaman sizin de bahsettiğiniz gibi bazı pozisyonlara girdi rakipler yine tehlikeli bir şekilde. Bu rakibe karşı bu kadar pozisyon vermede sizce rakibi birazcık hafife almak veyahut da konsantrasyon eksikliği mi doğdu oyuncularda yoksa henüz takım seviyesi tam olarak istediğiniz seviyeye gelemedi mi? Bunun cevabını merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şey dediğinin bazı şeylere katılmıyorum. Şöyle ifade edeyim. Artık oyunlar çok zorlaştı. Bu ülkenin takımı İngiltere'ye 95. dakikada taçtan golle elendi. Yani o takım da final oynadı. Her takım artık organizasyonları var, planları var. Bizim de güçsüz taraflarımız var, onların da güçlü tarafları var. Ona göre planlar yapılıyor. Bizim özellikle çok bugün pozisyon vermedik, birkaç tane verdik. İlk maçta vermiştik. Zaman zaman da şöyle deniyor biliyorsunuz. Pozisyon vermediğin zaman da çok savunma yapıyor diyor. Risk alıyorsun, birebir de bırakıyorsun. Çok fazla pozisyon veriliyor diyor. Bunun dengesi yok. Gol yemeden maçı kazandık. Kaptan da onun için var. Zaman zaman devreye girecek. Bu riskleri alacağız. Onun için azalarak daha iyiye giden bir durum var aslında baktığında. Yeterli mi? Değil.
Yani değil. Daha bundan sonraki maçlar daha zor olacak. Bunu biraz daha iyi hale getirmemiz lazım. Daha az pozisyon vermemiz lazım. Kenar ortalarda daha çabuk gitmemiz lazım. Son bölüm farkında mısınız? Beşliğe döndüm. Kenar orta gelmesin diye. Mesafeyi daraltalım diye. Maçı kazanıyoruz zaten. Ona göre pozisyon alalım diye. Onun için bunları üzerinde çalışacağız. Gelen oyuncu profilleriyle beraber, katılanlarla beraber. Formasyonda bazen değişiklik olacak. Maçına göre bunu değerlendireceğiz. Umarım her seferinde üstüne koyarız. Hatalar 55 maçta olsak olacak. Üst seviyede oyuncular da yapacak. Bizler de yapacağız. Takımlar da yapacak. Rakipler de yapacak. Onun için bugün oyuncuların bir tık daha üstüne koydu. Onun için onlara teşekkür ediyorum. İki maç gol yemeden kazanmak önemliydi. Başka var mı soru? Serkan Bey. Serkan Genç, Kadırga TV. Hocam dünkü basın toplantısında da Cihan'ı sormuştuk. İlk maçta çok güzel bir gole imza atmıştı. Bugün 11'de oynadı. Yine bir asist. Neler söyleyeceksiniz hocam? Yani dediğim gibi çok eksikleri var. Çalışarak, üstüne koyarak devam edecek. Çok oyuncularla çalıştım. Çok genç oyuncularla çalıştım. Lütfen yani üstlerine çok fazla şeyler yüklemeyelim. Eksikleri var. Çalışarak, üstüne koyarak devam edecek. Bu yörenin toprağından aslında baktığında orada yaşamış ama çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Birkaç mevkide de oynayabiliyor. Oynatarak, geliştirerek, özel çalıştırarak kazanmaya çalışacağız. Geçen hafta bu mesajı verdi, antrenmanda verdi. Biz de bugün ona formayı verdik. Hatta yani devre arasında çok yüksek şiddette gidiyordu veriler geldiğinde bana. Yani bu sakatlanma riskini de oluşturabilir. Atlı sprint sayısı çok fazlaydı ama gençliği de var. Onun için onu tolere edebiliyor. Çünkü bir ara o sprintleri atamıyordu. Çünkü o duygusu, coşkusu bazen kontrolsüz enerjisinde kullanabiliyor. Lütfen dediğim gibi çok anlam yüklemeyelim. Çok eksiği var. Çalışması gereken şeyler var. İyi gidiyor. Üstüne koyarak devam edecek şu anda. Turgay Bey. Yeni Çağ Gazetesi komutanı Turgay Beşiktaş. Hocam tebrikler. Teşekkürler. Hocam rakip belli oldu herhalde. Ligden önce 8 Ağustos'da Rapid Wien. Doğru. Doğru. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz bu maç öncesini, Rapid Wien'i? Geçen hafta bir Slovakya'da bu maçı oynarken yol yakındı. Antrenör hocamızı, Onur Hoca'yı yolladık. Maçı, ilk maçı canlı seyrettirdik. Onun raporu geldi. Bu akşam birkaç saat sonra onun görüntüsü iner. Yarın analizi net bir şekilde önümüze konur. Planını, organizasyonunu ona göre yapacağız. Burada fizik kalitesi, oyun planı belli olan bir takımdı. Şimdi sadece şöyle bir ipucu, daha iyi, daha organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız.